Merhabalar efendim. Evet, biraz yoruldum ama devam ediyorum. Şimdi Neyra Hanım'ın özel sipariş lavabosuna geldi sıra. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştiniz, değil mi? Farklı, çok farklı bir çalışma olacak. Her işim gibi yine çok farklı ve çok özel bir banyoya monte edilecek. Çünkü benim işlerim min girdiği banyolar övmekle olmasın. Girdikten sonra çok özel olur. Ya çünkü tek ürün giriyor içerisine. O lavabodan başka hiçbir yerde olmadığı için bu kadar rahat övünebiliyorum. O kadar övünmekte hakkım olsun diye düşünüyorum ama şimdi size geleyim şu lavaboyu anlatayım. Şimdi bakın. Bu lavabonun ana gövdesini kemikli bir çamurla çalıştım. Diğer daha önce Osman Bey'in lavabosunda çalıştığım gibi şamotlu bir çamurla çalıştım. Fakat dışını müşterimiz beyaz tonlarda istediği için ben bu lavabonun dışını pişim rengi beyaz olabilecek bir çamurla kompoze ediyorum. Artı şöyle anlatayım. Hem dekorlama yöntemi olarak da ileride bu teknik benim işime yarayacak. Şöyle şimdi tek tek birleştirilmiş havası vereceğiz. Fakat altta kemikli bir doku olacak. Kullanan kişi için de bu bir kullanım rahatlığı elde edecek. Çünkü cidar kalınlığı oldukça kalın olacağı için banyosunda da hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla kullanabilecek. Şimdi önce yüzeyi güzelce çenttim. Bu çamura uyumlu astarımı çektim ve bu çamura uyumlu astarımı, ikisinin birleşimi. Yüzeyi çenttikten sonra bunu bir çatalla ya da herhangi bir fırçayla falan sert bir yüzeyle de yapabilirsiniz. Daha sonra araya balçık sürdüm. Daha önce sürdüğüm bu balçıktan arasına şu şekilde hazırladım. Boza kıvamında, böyle bir salep kıvamında bir çamur, hava almasın diye de ağzını güzelce kapattım. Sonra yine kullanacağım çünkü. Yüzeyi yumuşatmış oldum. Bu çamurum da son derece yumuşak bir çamur. Sonra bunu hafif baskı yaparak bu şekilde aralıklar bırakıyorum. Çünkü bunun yüzeyini eskitme yapacağım. Bunlar boncuk boncuk parlayacaklar fakat içleri banyonun rengine uygun bir eskitme renkle renklenecek. Ve bu yüzey komple bu şekilde tek tek kaplanacak. Hemen size bir iki tane örnek göstereyim. Şu şekilde çamurumu yuvarlıyorum. Hafif bastırıyorum. Daha sonra şu şekilde yüzeye yapıştırıyorum. Yine aynı şekilde. Şimdi ben şekillendirirken kalıp kullanmadığım için bunu bir kalıp içerisine ne yazık ki bu tarz üretilen lavabolar var. Ama kalıp içerisine yerleştirilerek üretildiği için buralar hep eskitme boya olacak ve çok şık bir görüntü sağlayacak bize. Hafif bastırıyorum. Şöyle sıkıştırarak yine içeriden sıvanmış görüntüsü vereceğiz tabii ki. Ama önemli olan kullanım, ergonomi, uyum ve şıklık. Şu şekilde bakın şöyle göstereyim. Diğerlerinde aynı taş ev duvarı işler gibi tek tek bunları yapıyorum. Tüm yüzeyi kaplayacağım. Sonra sizlere anlatmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Kolay gelsin.